Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda size ikinci dönem birinci yazılı sorularıyla ilgili bir hazırlık yapacağız. Sınava hazırlayacağız sizi. Bu sefer farklı bir şey yaptım. Soruları hem bilgisayardan hazırladım PDF olarak açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka oradan alın. Ben beni izlemeden önce, dinlemeden önce arkadaşlar önce bir siz çözün. Daha sonra ben dinledikten sonra ne kadar yanlışınız var, ne kadar hazırsınız değilsiniz buna bakarsınız. Burada hem boşluk doldurma hem klasik sorular yapacağız. Hem de arkadaşlar test sorularına da yer verdim. Test sorularını da çözeceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci soruda diyor ki hücreler yapılarına ve gelişmişliklerine göre olarak ikiye ayrılır. Arkadaşlar biz hücreyi ikiye ayırıyoruz. Prokaryot ve ökaryot hücre olarak ikiye ayırıyoruz. Şöyle prokaryot ve ökaryot olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi bir de şunu da söyleyeyim. Ben burada e, telefondan çekiyorum. Bu yüzden de elimle yazıyorum. O yüzden kelimeleri tam değil de biraz daha hani kısaltarak yazacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben söylerken siz de o sırada kağıtlarınıza yazın. İkinci soruda diyor ki tüm canlılarda ortak olan organel hangisidir? Arkadaşlar tabii ki tüm canlılarda ortak olan organel hangisi? Ribozomdur, değil mi? E, ribozom protein sentezini yapar ve tüm canlılarda ortak olarak bulunur. Bunu unutmayın. Üçüncü soru: Ökaryotlarda DNA nokta nokta içinde bulunur. Arkadaşlar ökaryotlarda DNA nerede bulunuyor? Çekirdekte bulunuyor, değil mi? Çekirdek içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla cevabımız çekirdek olacak. Peki prokaryotlarda nerede bulunur? DNA sitoplazmada serbesttir. Çünkü prokaryotlarda çekirdek yoktur. Dördüncü soru. Prokaryotlar tüm metabolik faaliyetleri nokta noktada gerçekleştirir. Arkadaşlar prokaryotlarda ribozom haricinde organel yok. O yüzden metabolik faaliyetlerinin büyük bir kısmını nerede gerçekleştiriyor? Tabii ki sitoplazmada. O yüzden cevabımız sitoplazma olacak. Gelelim 5. soruya. Diyor ki, hücre çekirdeği 4 kısımdan oluşur. Bunlar nelerdir? Arkadaşlar hücre çekirdeğinin kısımlarını şuraya yazıyorum. Birincisi dışarıdan içeriye doğru yazalım. Çekirdek zarı. Çekirdek zarı çift katlı bir zardır arkadaşlar ve büyük büyük porlara sahiptir. Bu porlar sayesinde mesajcı reyna veya diğer reynalar üretildiği zaman bu porlardan geçerek sitoplazmaya bırakılıyor. Daha sonra arkadaşlar kromatin dediğimiz iplikten oluşur. Kromatin bulunur. Kromatinin yapısında ne vardır? Histon proteinleri ve DNA vardır arkadaşlar. İkisine birlikte biz kromatin iplik diyoruz. Daha sonra çekirdekçik vardır. Çekirdekçik. Çekirdekçikte de ribozoma RNA üretir arkadaşlar. Ve son olarak plazması vardır. Çekirdek plazması. Direkt sadece plazma olarak yazıyorum. Bu da bizim çekirdeğimizin dört kısmıdır arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki nükleik asit ve proteinden oluşan genetik materyale nokta nokta denir. Bakın farkındaysanız az önce söyledim. Nükleik asit yani DNA ve proteinden oluşan yapıya biz ne diyoruz? Kromatin diyoruz arkadaşlar. Yani buranın cevabı ne olacak? Kromatin olacak. Altıncı sorumuzun cevabı. Gelelim yedinci soruya. Hücrede bulunan nokta nokta ve nokta nokta zarsız organeldir. Arkadaşlar zarsız organellerimiz iki tane. Birisi sentrozom, diğeri de ribozom. O zaman şöyle yazıyoruz ribozom ve sentrozom. Her ikisi de zarsız organelimizdir. Gelelim 8. soruya. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım bunu. Hem daha kolay yazarız. Karaciğerde glikojen depo eden organel nokta noktadır. Arkadaşlar karaciğerde glikojen depo eden organel granülsüz endoplazmik retikulumdur. Granülsüz endoplazmik retikulum. Yani granülsüz ER olarak kısaca yazdım. Granülsüz ER'nin başka görevleri de var. Söyleyeyim. Nedir? E, kaslarda kalsiyum depo eder arkadaşlar. ve Hatta özellikle buna biz sarkoplazmik retikulum diyoruz. 11. sınıfa geldiğinizde eğer sayısal bölümü seçerseniz orada göreceksiniz. Daha sonra ee, yine karaciğerde glikojen depo ediyor dedik. Bir de zehirli maddeleri zehirsiz hale getiriyor arkadaşlar. Granüs endoplazmik endoplazm retikulumun önemli görevleri bunlardır. Dokuzuncu soru diyor ki bitkiye yeşil rengi veren pigment. Arkadaşlar bitkiye yeşil rengi tabii ki klorofil verir. Klorofil, pigment. Gelelim onuncu soruya. Hücre iskeleti nokta noktalardan oluşur. Üç tane yapıdan oluşuyor arkadaşlar. Nedir bunlar? Mikrotübül mikro tübül, mikro filament, sadece direkt filament kısmını yazıyorum. Bir de arkadaşlar ara filament. Dört kısımdan oluşuyor. Mikro tübül, mikro filament ve ara filament. İsterseniz şurayı şöyle temizleyelim. Şöyle yazdığımız kısımları birbirine karışmasın. Siz nasılsa ben söylerken yazıyorsunuz. Gelelim 12. soruya. Diyor ki, difizyon nokta nokta olarak ikiye ayrılır. Arkadaşlar difizyonu biz ikiye ayırıyoruz. Birisi basit difizyondur. Basit. Diğeri de kolaylaştırılmış difizyondur. Kolaylaştırılmış. Bu arada 11. soruyu çözmeyi unuttum. Eee 11. soruda diyor ki, hücre zarının yapısını açıklayan model. Arkadaşlar hücre zarının yapısını akıcı mozaik zar modeli açıklar. Akıcı mozaik zar modeli açıklar. Evet. E, da söyledik. Basit ve kolaylaştırmış olarak ikiye ayrılır dedik. Şimdi gelelim 13. sorumuza. Diyor ki küçük moleküllerin seçici geçirgen zardan difüzyonuna nokta nokta denir. Arkadaşlar e, biz buna bakın küçük molekülleri seçici geçirgen zardan geçiriyorsak biz bu olaya diyaliz diyoruz. Diyaliz. Nedir diyaliz? Hani şu böbrek hastalarının makineye bağlandığını biliyorsunuz değil mi? Haftada bir kere iki kere hastalığın derecesine göre. Diyaliz dediğimiz bu makinede arkadaşlar şimdi bizim böbreklerimiz normalde ne yapıyor? İşte süzüntü oluşturuyor. Bu süzüntünün içerisinde gerekli olanları geri emiyor. Gerekli olmayanları da idrara karıştırarak dışarı atıyor. Yani bizim için zararlı olanları da dışarı atıyor. Diyaliz makinesine bağlanarak böbreğin yapamadığı işlevi bu diyaliz makinesinin yapması sağlanıyor. Yani diyaliz makinesi ne yapıyor arkadaşlar? Bizim için yararlı olanı kanımıza karıştırıyor tekrardan. Yararlı olmayanları da yine kendine alarak e, vücudumuzdan uzaklaştırmış oluyor. Yani orada bir idrar oluşturma olayı yoktur. Direkt diyaliz sıvısına karışır atıklar. Gelelim 14. soruya. Suyun yarı geçirgen zardan difüzyonuna nokta nokta denir. Arkadaşlar suyun yarı geçirgen zardan difüzyonuna biz ozmoz diyoruz. 15. soru. Büyük moleküller hücre zarından nokta nokta ve nokta nokta ile taşınır. Arkadaşlar biz büyük molekülleri taşırken hücre zarından endositoz ve egzositoz yoluyla taşıyoruz. Yani burası endositoz ve egzositoz diyeceğiz. Endositoz hücrenin içerisine madde alınmasıdır. Endo iç demek. Eksositoz da arkadaşlar hücre dışına büyük maddelerin verilmesidir. Eksoda dışarı. Eksitten gelsin aklınıza. Eksit dışarı demek yani İngilizce'de. Eksoda dışarı demektir. Gelelim 16. soruya. Deneyde etkisi araştırılan değişkene nokta nokta değişken denir. Arkadaşlar eğer ki deneyde etkisi araştırılan bir değişken varsa biz buna bağımsız değişken diyoruz. Bağımsız değişken. Çünkü o bağımsız değişkeni zaten biz araştırıyoruz. Ama bağımsız değişkene bağlı olarak başka bir madde başka bir şey değişiyorsa buna da bağımlı değişken diyoruz. Mesela şöyle oldu. Diyelim ki elimde iki tane saksı var. İşte bunda da aynı özelliklere sahip iki tane bitki var. Ben bitki büyümesi üzerine kalsiyumun etkisini araştıracağım. Ne yapıyorum kalsiyum? Mesela birinci bitkiye 0,1 mg kalsiyum veriyorum. İkincisine de 0,5 mg kalsiyum veriyorum. Şimdi bu kalsiyum miktarına bağlı olarak birinci bitkim işte 30 santim büyüdü. İkinci bitkim 40 santim büyüdü. Şimdi buradaki bağımsız değişken hangisidir? Kalsiyumdur. Çünkü etkisini araştırdığım madde bu. Peki bağımlı değişken hangisidir? Bitkinin boyudur arkadaşlar. Neye bağlı olarak değişti? Bakın kalsiyum miktarına bağlı olarak değişti. Bu yüzden de buna ne diyoruz? Bağımlı değişken diyoruz. Tamam bağımlı ve bağımsız değişkeni lütfen birbirinden ayırt edin. Eğer ki biz ekliyorsak bir maddeyi biz buna bağımsız değişken diyoruz. Kısaca böyle de öğrenebilirsiniz. Bizim eklediğimiz maddeye göre bir şey değişiyorsa ona da bağımlı değişken diyoruz arkadaşlar. Gelelim 17. soruya. Şu kısmı sileyim karışmasın. Arkadaşlar 17. soruda diyor ki canlıların sınıflandırılması ile canlıların sınıflandırılması için gerekli olan bütün kural ve kriterleri belirleyen bilim dalına nokta nokta denir. Arkadaşlar sınıflandırma ile ilgili olan bilim dalına biz taksonomi diyoruz. Taksonomi bütün kriter ve kuralları belirliyor. Diğer sorumuza gelelim. Diyor ki 18. soruda kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara nokta nokta Kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlara nokta nokta denir. Şimdi bakın, bu ikisini karıştırdığınızı biliyorum. Homolog ve analog organlar. Karıştırmamanız için size şöyle bir şifre vereceğim. Bakın, analog, değil mi? Analog, bir de homolog var. Analogun göre e, tanımı nedir? Kökenleri farklı, görevleri aynı olacak arkadaşlar. Analog. Peki nereden aklınıza gelecek? Analardan. Anneler, annelerimizi hatırlayın. Bakın arkadaşlar, bir anne İngiliz de olsa, Türk de olsa, Rus da olsa, işte Türkmen de olsa fark etmez. Annenin görevi hep aynı değil mi? Değil mi? Aynı çamaşır, ütü, bulaşık, çocuğa bak, yemek yap, bilmem ne yap, şunu yap, bunu yap, hiç bitmez işi. Bakın Analog organ buradan gelecek aklınıza. Kökeni farklı olsa da görevi aynı olan organlardır. Analardan gelecek aklınıza. O zaman bu ne olur? Kökeni farklı, görevi aynı olan organ analog organ. Şuraya analog yazıyorum. Zaten analog organı biliyorsanız diğer tanımda kime aittir? Homolog organa. Kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlardır arkadaşlar. Homolog organlar. Homo eş demek zaten. Hani kökenleri aynı anlamında kullanılmıştır. Homolog organ. Gelelim 19. soruya. Çiftleştiklerinde verimli döller veren birey topluluğuna nokta nokta denir. Arkadaşlar çiftleştiğinde verimli döller veriyorsa biz bu birey topluluğuna ne diyoruz? Tür diyoruz. Hatta sınıflandırmada en küçük birimdir tür. Gelelim 20. soruya. Bakterilerde DNA dışında bulunan küçük DNA parçacıklarına nokta nokta denir. Arkadaşlar bakterilerde DNA dışında bulunan küçük DNA parçacıklarına biz plazmit diyoruz. Plazmit. Şöyle plazmit dedik. Bazı bakterilerde aktif olarak hareket etmeyi sağlayan nokta nokta bulunur. Ne bulunur? Tabii ki kamçı değil mi? Bazı bakterilerde arkadaşlar hareket etmeyi sağlayan kamçı bulunuyor. Fotosentez yapan bakterilerde ne bulunur? Tabii ki klorofil. Bak kesinlikle şeye düşmeyin. Kloroplasta düşmeyin. Neden? Çünkü bakteri prokaryottur. Bakteride ribozom haricinde başka organel yoktur. Bir bakteri fotosentez yapıyorsa klorofil bulundurur. Kloroplast bulundurmaz arkadaşlar. Oksijenli solunum yapan bakterilerde hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan ETS elemanlarının yerleştiği yapıya nokta nokta denir. Arkadaşlar biz bu yapıya mezozom diyoruz. Şimdi bakın size bir bu soruları bitireyim bakterinin yapısını göstereceğim size bazı bakteriler olumsuz ortam şartlarında nokta nokta oluşturur demiş arkadaşlar endospor oluşturur nedir endospor endospor şu diyelim ki bakteri kendini tehlikede hissediyor bakteri ne yapıyor şu, şu bakterinin DNA'sı bakteri hemen DNA'sını eşliyor daha sonra bu DNA'nın etrafına böyle kalın bir kılıf sentezliyor arkadaşlar diyor ki sen bir köşede bekle daha sonra olumsuz şartlar iyice arttı. Bakteri parçalandı. Ne oluyor arkadaşlar? Bu bizim endospor dediğimiz yapı. Bakın endo iç demek, iç spor anlamında. Endospor serbest kalıyor. Ortam şartları hala kötü. Endospor hala o şekilde bekliyor. Diyeyim ki ortam şartları iyileşti. Artık etrafta tehlike kalmadı. Bu endospor su almaya başlıyor. Enzimlerini aktif hale getiriyor ve arkadaşlar yeni bir bakteri oluşturuyor. Yani aslında bu bakteri ne yaptı? DNA'sını koruma altına alarak Kendini ileriki nesillere aktarmış oldu. Bu bir üreme değildir arkadaşlar unutmayın. Sadece kendini koruma amaçlı yapılır endospor ve tüm bakterilerde görülmez sadece bazılarında görür unutmayın. Endospor bakterilerde üreme şekli değil sadece korunma şeklidir. Gelelim diğerine. Diğer sorumuza diyor ki prokaryotlar içinde ekstrem koşullarda yaşayan canlılar. Arkadaşlar zaten prokaryotlarda bir bakteriler var bir de arkeler var. Ekstrem koşullarda yaşayanlar kimlerdir? Arkelerdir cevabımız arke olacak. Tek hücreli ökaryot canlılar nokta noktadır. Arkadaşlar tek hücreli ökaryot canlılar kimler? Protistler. Protistalar. Protistalardır tek hücreli ökaryot canlılar. 27. soru. Kapalı dolaşıma ilk defa nokta nokta solucanlarda rastlanır. Arkadaşlar kapalı dolaşım ilk defa yuvarlak solucanlarda görülür. Hani şu bizim toprak solucanlarımız var ya onlar yuvarlak solucanlardır ve kapalı dolaşım ilk defa onlarda görülür. Peki nedir kapalı dolaşım? Eğer ki kan yani vücut sıvısı damarlar içerisinde dolaşıyorsa biz buna kapalı dolaşım diyoruz. Vücut boşluklarında dolaşıyorsa buna da açık dolaşım diyoruz. 28. soru İki açıklıklı sindirim sistemi ilk defa nokta nokta solucanlarda görür. arkadaşlar. Bunun cevabı da şey pardon bir dakika kapalı dolaşıma yuvarlak yazdım ya onu halkalı yazacaktım. Durun yanlış yazdım şuraya Heh. arkadaşlar kapalı dolaşım ilk defa halkalı solucan normal bildiğimiz toprak solucanı halkalı solucandır. Açık iki açıklıklı sindirim sistemi de yuvarlak solucan yuvarlak solucanlarda görülür. Şuraya yanlış yazmıştım sizde düzelt. Evet böylece boşluk doldurmalarımız bitti sanırım. Sırada eşleştirmemiz var. Ama ilk önce size bir bakterinin şeklini şurada çizeyim. Şöyle yapalım. Şöyle boş bir yer alalım. Daha sonra şekil üzerinde kısımlarını göstereyim arkadaşlar. Şu bizim bakterimiz. Bakın. Bakterinin hücre zarının haricinde bir de dışında neyi vardır? Şöyle kalın bir tabaka çizelim. Arkadaşlar kalın bir tabaka halinde bir de neyi var? Tabii ki Hücre duvarı vardır. Hücre duvarı. Hücre duvarının yapısı nasıldır? Peptido glikan yapılıdır. Peptido glikan yapılıdır. Yani şöyle düşün: Proteinle glikoz bir araya gelmiş, peptido oluşturmuş. O şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi bakterilerde yine arkadaşlar şöyle hareket etmeyi sağlayan, ayrıca bir yere tutunmasını, bakterilerin birbirine tutunmasını sağlayan, tabi tamamında değil, bazı bakterilerde bulunuyor pilus dediğimiz yapılar vardır. Piluslar dediğim gibi tüm bakterilerde değil sadece bazılarında bulunur. Daha sonra dışarıdan içeriye doğru gidiyorum. Sonra arkadaşlar bakterinin kendine ait bir DNA'sı vardır. Bir de bazı bakterilerde yine tamamında değil bazı bakterilerde küçük DNA parçacıkları vardır. Biz buna da ne diyoruz? Plazmit. Plazmit. Eğer ki bakteri fotosentez yapıyorsa klorofil molekülü bulunur klorofil. Dediğim gibi kloroplast demeyeceğiz, klorofil diyeceğiz. Çünkü bakteri prokaryot. Prokaryotlarda ribozom haricinde başka organel yok. Eğer ki bakteri oksijenli solunum yapıyorsa Şöyle hücre zarı içeriye doğru kıvrım oluşturarak mezozom dediğimiz bir yapıyı oluşturur arkadaşlar. Bu mezozom ETS elemanları hani 12. sınıf konusudur bu aslında oksijenli solunum ama şöyle basitçe anlatayım size. Elektron taşıma sistemi dediğimiz bir sistem vardır. O sistemde çalışan elemanlar vardır. Bu elemanlar gelip mezozom zarının üzerine Yerleşirler ve oksijenli solunum olayı burada gerçekleşir arkadaşlar Dolayısıyla mezozom oksijenli solunum yapan bakteriler de var Sonra gelelim Bir başka özelliğimize Bakayım söylemediğim ne var Heh, Bakterilerde yine tabii ki ribozom var Tüm canlılarda olduğu gibi Ribozom da var arkadaşlar yine RNA'sı da bulunuyor DNA DNA gibi RNA da vardır Bu şekilde göstereceğiz Bir de bazı bakteriler hücre duvarı yetmiyormuş gibi bir de etrafına şöyle kapsül dediğimiz bir kılıf sentezler arkadaşlar. Sadece bazı bakterilerde de var hepsinde yok. Bu kapsül bakteriye ekstra bir nasıl diyeyim direnç kazandırıyor. Yani bakterinin parçalanmasını engelliyor. Özellikle, özellikle arkadaşlar antibiyotikten etkilenmeyen zatüre gibi hastalıklara sebep olan bakteriler kapsüllü bakterilerdir. Onları öldürmek oldukça zordur. Dediğim gibi tamamında değil, sadece bazılarında görülür. Tabii ki yine bazı bakterilerde de aktif hareketi sağlayan ne vardır? Kamçı bulunur arkadaşlar. Evet böylece bakterinin şeklini de size göstermiş oldum. Olur ya belki karşınıza soru çıkarsa yaparsınız. Geçelim. Şimdi boşluk doldurmaları bitirdik. Eşleştirme sorularına geçiyoruz arkadaşlar. Burada Boşluklara şuradaki noktalı yerlere yazacağız hangi organel olduğunu. Protein sentezi hangi organelde gerçekleşiyor protein sentezi? Ribozomda, değil mi? O zaman buraya H yazacağız. Klorofil bulundurma hangi organelde klorofil var? Tabii ki kloroplastta. O zaman B yazacağız. Oksijenli solunum yapma diyor. Arkadaşlar oksijenli solunum hangi organelde gerçekleşir? Tabii ki mitokondride. Buraya E yazacağız. İ ipliği oluşturma. Hangi organel i ipliği oluşturur? Sentrozom. Buraya A yazacağız. Hidrojen peroksiti parçalama. Arkadaşlar bu da peroksizomun görevi. Buraya da D yazacağız. Hücre içi sindirim. Hücre içi sindirim lizozomun görevidir. Buraya C yazdık. Salgı paket yapma. Arkadaşlar salgı paketi kim yapar? Golgi tabii ki. G yazdık buraya da. Glikojeni kim depolar? Granülsüz endoplazmik retikulum. Buraya da F yazdık. Evet eşleştirme sorularımız da bu şekilde. Gelelim şimdi klasik sorula, sorularımıza. Bakın 6. soruyu hatırlarsanız çözdüm. Bakterilerin yapısını çizerek gösteriniz dedim. Arkadaşlar burada çözdüm o yüzden 6. soruyu tekrardan çözmeyeceğim. Hatta şöyle bakterimizin şeklini göstereyim. Sizde ekran görüntüsü alabilirsiniz veya ben yazarken de çizmiş olabilirsiniz. O yüzden hemen altıncı soruyu çözmeyeceğim tekrardan. Altıncı soruya geldiğinizde yine o şekli gösteririm. Şimdi gelelim birinci sorumuza. Bakın şöyle küçültüyorum ki yanda bizim bir boşluğumuz açılsın. O boşlukta ee, klasik sorularımızı cevaplandıralım. Diyor ki türden aleme doğru gidildikçe değişen özelliklerden 5 tane yazınız. Şimdi ben bu soruları hazırlarken şimdi programa baktım arkadaşlar sınıflandırılması sınıflandırılmasıyla ilgili yarısına kadar e, alıyor. O yüzden de ben sadece belirli bir yere kadar aldım. Mesela bakteriler... E bakterilerden sonra arkeler kısmına kadar aldım. Hatta araya görmüşsünüzdür solucanları falan da sıkıştırdım. Ama büyük ihtimal zaten bakterilere kadar arkadaşlar sınav olacaksınız. Eğer ki ilerisine olursanız artık orasını siz çalışırsınız ama zannetmiyorum o kadar olacağını. Çünkü programa bağlı kalmak zorunda öğretmenler. O yüzden ilerisine çıkacağını zannetmiyorum. Altta da bakın. Ee... Testlerimiz var. Testleri de çözeceğiz. Daha iyi bir şekilde anlayacağız. Şimdi birinci soruyu yazıyorum. Türden aleme doğru gidildikçe. Öncelikle biz ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir diyorum. Birin cevabını buraya yazacağız. Arkadaşlar türden aleme canları bir sınıflandıralım. Bakın en başta kim var? Tür en altta. Sonra Türkiye Cumhuriyeti cins. Futbol, familia yani aile. Futbol takımı, takım. Sahada sınıf, şut şube attı alem. Bakın Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Yani ben alt basamaktan üst basamağa doğru sıraladım. Tür, cins, familia yani aile, takım, sınıf, şube, alem. Diyor ki türden aleme doğru gidildikçe yani yukarıya doğru gidildikçe değişen özelliklerden 5 tane yazınız. Arkadaşlar şimdi bunu şöyle basit düşünmenizi istiyorum. Mesela tür dediğimiz zaman aklınıza kedi gelsin kedi. Cins, familia, takım, şu sınıf, şu şube bunları atlıyorum. Alem dediğimiz zaman da aklınıza hayvanlar alemi gelsin. Şimdi bunları bir düşünelim. Bakın türden aleme doğru gidildikçe çeşitlilik ne olur? Çeşitlilik artar mı azalır mı? Çeşitlilik. Bir, bakın türde sadece kedi var. E, hayvanlara geldiğim zaman bir sürü çeşit var değil mi? O zaman çeşitlilik ne olacak? Artacak. Daha sonra 5 özellik diyor ya biz birkaç tane yazalım. Ortak özellik. Ortak özellik ne olur arkadaşlar? Ortak özellik tabii ki azalır. Neden azalır ortak özellik? Çünkü kedi tür sonuçta kediler arasındaki ortak özellik daha fazla. Ama hayvanlar alemine baktığınızda bir sürü canlı var. Bunların arasındaki ortak özellik azalacak. Sonra geliyorum. Protein benzerliği. Protein benzerliği. Protein benzerliği de azalacak arkadaşlar. Sonuçta dediğim gibi açıyı genişletiyorum. Öyle düşünün, genişlettiğim için de ne olacak? Ortak özellik, protein benzerliği azalacak. Mesela size embriyonik benzerlik dersem azalacak. Daha sonra DNA benzerliği dersem azalacak. Yani benzerlikle ilgili her şey türden aleme doğru gittikçe azalacak arkadaşlar. Artanlar neler? Çeşitlilik artacak ve birey sayısı artacak. Bakın birey sayısı artar. Ama geriye kalan ortak özellik, protein benzerliği, gen benzerliği, DNA benzerliği, embriyonik benzerlik, fizyolojik ve morfolojik benzerlik. Yani benzerlik dediği her şey ne olur? Azalır unutmayın. Böyle bir soru gelirse bu şekilde düşünerek yapabilirsiniz. Gelelim diğer sorumuza. Bakın bize burada bir sürü tür ismi vermiş. Diyor ki yanda bazı canlıların ikili adlandırılması verilmiştir. Buna göre soruları cevaplayınız. Bunu yakınlaştıralım. Şöyle hemen altına yazalım. Diyor ki kaç tane tür vardır? Şimdi arkadaşlar bakın bunların her biri ayrı ayrı türdür. Dolayısıyla sayıyorum bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tür var değil mi? 8 tane tür. Kaç tane cins vardır diyor. Arkadaşlar cins nedir? İlk isimdir. İlk isimleri aynı olanı bir cins olarak kabul edeceğiz. Bakın kapra bir tane aldım. Başka kapra var mı? Yok. Felis domesticus, Felis leo. Bunlar da ikincisi. Bakın Pinus nigra, Pinus alba üçüncüsü. Morus nigra, Morus alba dördüncüsü. Bakın Mus musculus bu da beşincisi. O zaman kaç tane cins varmış? Beş tane cins varmış arkadaşlar. Bunları da ayrı ayrı lütfen düşünmeyin. Cins dediği zaman ilk isimlerine bakıyorsunuz. Ona göre sayıyorsunuz. Gelelim en yakın akrabaları nedeniyle birlikte yazınız. Şimdi en yakın akrabalar. Hangileri en yakın akrabadır? Cins isimleri aynı olanlar en yakın akrabadır arkadaşlar. Yani birinci isimleri aynı olanlar. Kimdir birinci isimleri aynı olanlar? Felis Domesticus, Felis Leo. O zaman ilk olarak bunu yazabiliriz. Felisler arkadaşlar. Daha sonra bakın Pinus Nigra, Pinus Alba. Pinuslar bunlar da nedir? Akrabadır. Morus Nigra, Morus Alba. Yine bunlar da nedir? Birbiriyle akrabadır. Peki sebebi ne? Çünkü bunlar aynı cinste. Hatırlayın bakın şurada ne yazdım? Tür cinsi yazdım değil mi? Türden sonra ikinci akrabalık nerede başlıyor? Cinste başlıyor. O zaman cins isimleri aynı olanlar birbirine daha yakın akrabadır. İkinci isim akrabalıkla ilgili bilgi vermez arkadaşlar. Kesinlikle bunu unutmayın. Tamam. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle yakınlaştırayım yine. Evet diğer soruda diyor ki arkadaşlar doğal sınıflandırmada kullanılan kriterlerden 5 tane yazınız. Şimdi sınıflandırmayı biz ikiye ayırıyoruz. Yapay ve doğal sınıflandırma olarak. Yapay sınıflandırma ilk yapılan sınıflandırmadır ve Aristo yapmıştır. Aristo canlıları yaşadıkları ortama ve dış görünüşlerine göre sınıflandırmıştır. Nasıl sınıflandırmış peki? ilk önce canlıları bitkiler ve hayvanlar diye sınıflandırmış. Daha sonra bitkileri otlar, çalılar, ağaçlar diye, hayvanları da arkadaşlar suda yaşayan, karada yaşayan ve havada yaşayanlar olarak sınıflandırmış. Tabii ki bunlar yeterli değil. Daha sonra bizim de şu an kullandığımız doğal sınıflandırma ortaya çıkmış. Doğal sınıflandırmada canlıların bakın hemen şuraya yazıyorum. Canlıların protein benzerliğine, protein benzerliği, gen benzerliği arkadaşlar, DNA benzerliği, daha sonra fizyolojik benzerlik Fizyolojik benzerlik, morfolojik benzerlik arkadaşlar. Morfolojik benzerlik işte organlarının çalışmasına bakmışlar. Daha sonra fizyolojik olarak e, organlarının yapılarına bakmışlar. DNA'larına, genlerine, proteinlerine bakmışlar. Mesela embriyonik benzerlik. Bunlara bakarak canlıları sınıflandırmış, sınıflandırmışlardır. İşte bizim e, ee, sınıflandırmada, doğal sınıflandırmada kullandığımız kriterler bunlardır arkadaşlar. Canların e, benzerliklerinden yararlanmışlardır. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki mitokondri ve kloroplast arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Arkadaşlar hemen şöyle boş bir yere geçiyorum. Şöyle mitokondri ve kloroplast arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi mitokondri şöyle bir yapıya sahip organel. Kloroplast ise arkadaşlar yine çift katlı zara sahiptir. İçerisinde tilakoid dediğimiz şöyle yapılar bulunur. Mitokondrinin içerisinde matriks sıvısı, kloroplastın içerisinde ise arkadaşlar stroma sıvısı bulunuyor. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Mitokondri oksijenli solunum yaparak karbondioksit, su ve enerji üretir. Kloroplast arkadaşlar üretilen karbondioksit ve suyu kullanarak fotosentez yapar ve besin üretir. Yani bakın tepkime şöyle gerçekleşiyor. Besin molekülü yani C6H12O6 mesela glikoz diyelim artı oksijenle tepkimeye girer. Bu olay mitokondride gerçekleşiyor ama tabi tamamı değil sadece bir kısmı mitokondride gerçekleşiyor. Daha sonra ne üretiliyor? Karbondioksit, su ve enerji üretiliyor. Daha sonra arkadaşlar fotosentez yapan bu kloroplast karbondioksit ve suyu kullanarak besin ve oksijen üretiyor. Yani mitokondride üretilen karbondioksit ve su kloroplasta gidiyor. Kloroplasta üretilen besin ve oksijen de arkadaşlar nereye geliyor? klor, mitokondriye geliyor. Besin ve oksijen. Böylece aralarında karşılıklı bir ilişki başlıyor. Bu şekilde hani al gülüm ver gülüm diyorlar ya karbondioksit ve suyu kloroplasta gönderiyor. Kloroplast onun için besin ve oksijen üretiyor. İkisi arasındaki ilişki budur arkadaşlar. Bu şekilde söylüyoruz. bir fotosentez bir oksijenli solunum yapıyor ve ürettikleri ürünleri karşılıklı olarak kullanıyorlar. Gelelim diğer sorumuza. Neredeydik? Şuradaydık. Evet. Diyor ki izotonik, hipotonik ve hipertonik ortamları açıklayınız. Arkadaşlar normalde hocalarınız tabii ki böyle bir şey sormaz. Yani direkt olarak böyle demez ama şöyle yapabilir. Mesela size deney verir. O deneyde izotonik ortamı, hipotonik ortamı bunu sorabilir. Ben burada tamamen bu ortamları size açıklayabilmek için böyle bir soru sordum. Şimdi hemen yine boş bir yere gelelim. Bakın şöyle. Evet. Şimdi elimizde 3 tane kabımız var. Şöyle 3 tane kabımız. Arkadaşlar ben bu üçüne de eşit özellikte eş özelliklere sahip hücreler koyuyorum. Hepsinde %10 glikoza sahip %10'luk glikoz çözeltisi bulunan bir hücre. Şimdi bakın ne olacak bundan sonra. Birinci ortama getirdim. Birinci ortama %50'lik glikoz çözeltisi koydum. %50. Şimdi birinci ortamda ne olur? Arkadaşlar Birinci ortam. Bakın hücre içine göre daha fazla maddeye sahip mi? Evet. O zaman ben bu ortama çok yoğun anlamında hipertonik ortam diyorum. Hipertonik ortam çok yoğun ortam demektir. Hipertansiyon hani yüksek tansiyon demek ya oradan aklınıza gelsin. Hipertonik ortam bu şekilde. Peki hipertonik ortamda neler olur? Bakın hücrenin içerisindeki su seviyesine kadar %10. Ortamdaki su seviyesi %50'dir arkadaşlar. Peki hücre içerisinden hücre dışına su çıkışı olur mu? Olur. Tabii ki maddeler eşitleninceye kadar difüzyon devam edecek. E, bu durumda hücre su kaybedecek mi? Kaybedecek arkadaşlar. Hücre su kaybederek büzülür. Bakın büzülme olur. Büzülür. Biz bu olaya ne diyoruz? Plazmoliz diyoruz. Plazmoliz. Hücreyi biz hipotonik bir ortama koyduğumuz zaman su kaybederek büzülür. Biz bu olaya da ne diyoruz? Plazmoliz olayı diyoruz. Gelelim ikinci ortamımıza. İkinci ortama da getirdim. Yine %10'luk glikoz çözeltisi koydum. Ne oldu arkadaşlar bakın? İkisi de birbirine eşit mi? Eşit. İşte biz bu ortama eş yoğun anlamında izotonik ortam diyoruz. İzotonik ortamlarda madde giriş çıkışı vardır ama eşit değerdedir arkadaşlar. Bu yüzden bazı kaynaklar işte madde giriş çıkışı yoktur diye de söyleyebilir. Yani kafanız karışmasın. İzotonik ortamda yok dese de var dese de kabul ediyoruz. Gelelim diğer ortamımıza. Şimdi hipertonik dedim, izotonik dedim, buraya hipotonik diyeceğim. Çok yoğun ortam yaptım. Eşit yoğun ortam yaptım. Burada ne yapacağım? Az yoğun ortam yapacağım. Yani %10'dan daha az madde koyacağız. O zaman buraya da mesela %2'lik glikoz çözeltisi koyalım. Bakın dış ortam hücrenin içerisine göre daha az mı yoğun? Evet biz buna ne diyoruz? Az yoğun anlamında hipotonik ortam diyoruz. Bakın unutmayın bu isimleri verirken hücreye göre değil ortama göre veriyorsunuz. Hipotonik, izotonik, hipertonik diye. Ortamdaki madde yoğunluğuna göre veriyorsunuz isimleri verirken. Şimdi bakıyorum bu ortamda ne olur? Şimdi ortamdaki su miktarı ne kadar? %98. Hücredeki ne kadar arkadaşlar? %90. E, ortamdan hücrenin içerisine doğru su girişi olacak mı? Evet. O zaman hücre ne yapacak? Su alacak. Ben plazmoliz olmuş bir hücreyi getirip buraya koyarsam bu plazmoliz olan yani büzüşen şu şekilde olan hücre su alıp tekrardan eski haline döner mi? Evet. Biz bu olaya ne diyoruz arkadaşlar? Deplazmoliz diyoruz. Plazmolizin tam tersidir. Deplazmoliz olayı. Deplazmoliz. Peki. Diyelim ki hücre çok fazla su aldı ve dayanamadı patladı. Bu olaya ne diyoruz? Bu olayı da arkadaşlar hemoliz diyoruz. Hemoliz olayının olabilmesi için hücrenin etrafında çeperin bulunmaması lazım. Yani hücre duvarının olmaması lazım. Dolayısıyla hayvan hücrelerinde hemoliz olayı gerçekleşirken bitkilerde, mantarlarda, bakterilerde hemoliz olmaz. Neden? Çünkü onlarda bak e, hücre duvarı bulunur arkadaşlar. Bu yüzden de hemoliz gerçekleştiremezler. Bunu unutmayın. Hemoliz sadece hayvan hücrelerinde yani hücre duvarı olmayan hücrelerde gerçekleşir. Hücre duvarı olanlarda olmaz arkadaşlar. Evet böylece hipertonik, izotonik ve hipotonik ortamı açıklamış oldum. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diyor ki bakterilerin yapısını çizerek gösteriniz. Hatırlayın dersin başında arkadaşlar. Göstermiştim bakterinin yapısını yine şöyle bir göstereyim. Bakterinin bir hücre zarı etrafında bir hücre duvarı. Hücre duvarı peptidoglikan yapılıdır. Bazı bakteriler ekstra bir de kapsül senteziyordu. Bu dirençliliği sağlıyordu. Bir DNA'sı var. DNA haricinde küçük DNA'lar bulundurabilir. Hepsinde değil tabii ki. Buna biz ne diyoruz? Plazmit diyoruz. Ribozomları vardır. RNA'ları vardır arkadaşlar. Eğer fotosentez yapıyorsa klorofili bulunur. Oksijenli solunum yapıyorsa mezozom dediğimiz yapı bulunur. Bazı bakterilerde pilus dediğimiz küçük çıkıntılar vardır. Bunlar bakterilerin bir yere tutunmasını ve birbirlerine tutunmasını sağlar. Ve arkadaşlar bazı bakterilerde hareketi sağlayan kamçı bulunur. Evet bu şekilde bakterinin yapısını da göstermiş olduk. Şimdi geliyorum artık test sorularına. Arkadaşlar unutmayın. Şimdi biz okul sınavlarına hazırlanırken işte klasiktir boşluk doldurmadır. Bu şekilde hazırlanıyoruz ama bizim karşımıza çıkacak olan nedir? Testtir. O yüzden kendinizi ne yapın edin? Test çözmede geliştirin. Yani bir konuya çalıştınız mı? Onu mutlaka testlerini çözün. Bu şekilde hem akılda kalıcılığı artar hem de öğrenip öğrenmediğinizi anlarsınız. Bu yüzden test çözümü oldukça önemlidir. Ee, tavsiyem budur arkadaşlar her konu bitiminde mutlaka test çözümü yapın ara ara tekrarlar da yapın 9. sınıftan böyle temelinizi oluşturun daha sonra zaten zaman ilerledikçe ee, daha iyi şeyler olduğunu göreceksiniz gelelim isterseniz sorularımızdan başlayalım ben soruları farklı farklı yerlerden kestiğim için o yüzden numara yazamadım ama böyle zaten yan yana gideceğiz arkadaşlar siz de ona göre işaretlersiniz. Diyor ki aşağıda bir bitki hücresinin zarında bulunan glikoprotein molekülünün üretimi verilmiştir. Şekilde numaralandırılmış organeller aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Bir numarada bakın ne üretilmiş? Protein. O zaman bir numaranın nedir? Ribozomdur. Şimdi bir numara ribozom olacak. Ribozom olmayanları siliyorum. Bakın D şıkkını sildim. B'yi sildim. A'yı sildim. Geliyorum 2 numarada ne üretilmiş? Glikoz. Peki glikozu üreten hangi organeldir? Kloroplast. 2 numara kloroplast olacak. İkisinde de kloroplast vermiş. Geliyorum 3 numaraya. Şimdi bakın proteinle glikozu taşıyıp 4 numaraya götürecek. 4 numaradan da ne çıkacak? Glikoprotein. Bir kere 4 numara ne olur? Golgi olur. Çünkü salgılama paket işlemini kim yapıyor? Golgi yapıyor. O zaman bakın 4 numaranın golgi olduğu hangi şıkkımız var? C şıkkı. Buradaki 3 numarada nedir? endoplazmik retikulumdur. Bu da taşıma işlevi yapıyor arkadaşlar. Proteinle glikozu golgiye taşıyor. Golgi de bunu glikoproteine çeviriyor. Cevabımız C şıkkı oldu. Gelelim diğer sorumuza. Dökü hücre zarı seçici geçirgendir. Bir molekülün zardan geçip geçemeyeceği molekül ve hücrenin özelliğine göre değişir. Bu moleküllerin seçilmesinde bazı kurallar vardır. Buna göre yukarıda verilen ifadeler incelendiğinde hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar geçiş sırasına bakacağım. Diyor ki: Oksijen gazı glikoza göre daha kolay geçer. Bakıyorum. Oksijen küçük molekül, glikoz buna göre büyük. Evet, küçük moleküller büyük moleküllere göre daha hızlı geçer. Bu doğrudur. Bunu aldık. Sodyum Po, e, pozitif yüklü klor negatif yüklü diyor ki pozitif negatife göre hızlı mı geçer acaba? Arkadaşlar bakın nötr atomlar iyonlara göre negatif iyonlar da pozitif iyonlara göre daha hızlı geçer. O yüzden bu yanlış olur. Galaktoz glikoza göre galaktoz hayvansal bir e, monosakkarittir. Bu yüzden glikoza göre daha hızlı geçer arkadaşlar. Doğrudur. Karbondioksit Glikoz bakın C6H12O6 glikozun formülüdür. Glikoza göre daha kolay geçer demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Karbondioksit küçüktür. Glikoz daha büyüktür. O yüzden küçük moleküller büyük moleküllere göre daha kolay geçer. Cevabımız 1, 3, 4 olur. Yani C şıkkı olur. Geçelim diğer sor sorumuza. Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili diyor. Verilenlerden hangileri doğrudur? Diyor ki aynı takımda bulunan canlılar aynı şubede yer alır. Arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Neydi bizim formülümüz? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Şimdi aynı takımda bulunan canlı aynı şubede yer alır diyor. Bu doğrudur. Neden? Çünkü iki canlı aynı takımda bulunuyorsa üst gruplarda da aynı yerde bulunur. Ama alt gruplarda farklı yerlerde bulunabilir arkadaşlar. O yüzden bir doğrudur. Aynı türden iki canlı çiftleştiğinde verimli döl verebilir. Evet çiftleşme zaten e, verimli döl verme aynı türler için geçerlidir. Bu da doğrudur. Aynı takımda bulunan iki canlı farklı cinslerde yer alamaz. E, bakıyorum aynı takımda bulunuyorsa bakın alt tarafta ne var? Familya, cins, tür var. E, Familiyada da farklı olabilir. Cinsde de farklı olabilir. Türde de farklı olabilir. Burada alamaz demiş. Bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 denizli şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki: Aşağıdaki grafikte sınıflandırma birimlerinin sahip oldukları ortak gen sayıları gösterilmektedir. Grafiğe bakılarak verilenlerden hangileri söylenebilir? Arkadaşlar, ortak gen sayısı hangisinde en fazladır? Türde. O zaman burada kırmızıyla çizilen ne olacak? Tür. Sonra bakın, bunu bulduktan sonra gerisi kolay. Sırasıyla yazıyorsunuz. Tür, cins, sonra familia, sonra arkadaşlar takım, sınıf, şube ve alem. Ben bu şekilde sıraladım. Diyor ki canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu birim 4'tür. Bakın 4 ne? Tür. Canlı çeşitliliği en fazla hangisinde? Alemde. Dolayısıyla bu yanlıştır. 4 alem bir ise türdür. Bakıyorum 4 alem mi? Hayır. Bir de tür değil. Hayır yanlış. 4'te bulunan canlıların protein benzerliği diğerlerinden fazladır. Doğrudur arkadaşlar. Dörtte bulunan canlı neydi? Tür. Türlerdeki protein benzerliği daha fazladır. Cevabımız Ceyhan şıkkı yalnız 3 olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki yukarıdaki ikili adlandırmaya göre verilenlerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar cins ismini vermiş, tanımlayıcı ismini vermiş, tür adını vermiş. Bakın. A cins adıdır. Cins. B tanımlayıcı addır. Tanımlayıcı. C de tür adını verir bize. Bakalım. Diyor ki A cins adıdır. Doğru. B tür adıdır demiş. Hayır B tanımlayıcı isimdir. Yanlış. İlk isimlerinin aynı olması iki canlının akraba olduğunu gösterir. Doğrudur arkadaşlar. İlk isimler aynı ise iki canlı akrabadır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 denizli şıkkı olur. Gelelim. Diğer sorumuza diyor ki iki canlının aynı türden olduğu yargısına seçeneklerden hangisine bakılarak kesin olarak ulaşılır? Arkadaşlar İki canlı aynı türdense onların verimli döl vermesi gerekiyor. Yani şıklarda ben verimli döl bir şey aramam lazım. Bakıyorum E şıkkında ne diyor? Aralarında verimli yavrular oluşturması bu iki türün aynı tür olduğunu kanıtlar arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Diğer soru diyor ki canlıların sınıflandırılmasında sistematik birimler dikkate alındığında verilen grafiklerden hangileri çizilebilir? Şimdi alemden türe doğru gidildikçe protein benzerliği artar demiş. Doğrudur. Protein benzerliği alemden türe doğru gittikçe artar arkadaşlar. Doğru. Alem en üstte, tür en altta. Türden alemden türe doğru gittikçe protein benzerliği artıyor. Kromozom sayısı alemden türe doğru sabit demiş. Şimdi arkadaşlar kromozom sayısı ile ilgili bir yorum yapamayız. Çünkü Kromozom sayısı artadabilir, azalabilir, canlıya göre değişiyor. O yüzden kromozom sayısı zaten akrabalık hakkında bilgi de vermez. O yüzden bunu çizemem gitti. Türden aleme doğru gittikçe çeşitlilik artar demiş. Evet türden aleme çeşitlilik ve birey sayısı artıyordu. Diğerleri azalıyordu değil mi? O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 Edirne şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki kökenleri aynı görevleri farklı olan organları homolog organ denir. Buna göre verilenlerden hangileri homolog organa örnek olarak verilebilir? Arkadaşlar homolog organ olabilmesi için kökenlerinin aynı görevlerinin farklı olması gerekiyor ama ben bunu nasıl anlayacağım? Bakın homolog organ birbiriyle akraba olan canlılarda bulunur. Bir kere bakın sinek, sineği direkt buradan siliyorum çünkü yarasa, insan, kedi bunlar omurgalı, sinek omurgasız. Yani bu ne olmaz? Homolu, korgan olmaz. Yarasa'nın kanadı. Arkadaşlar Yarasa, insan, kedi. Üçü de nedir? Memeli canlıdır. Üçü de memeli canlı. Birbiriyle akraba canlı. Yarasa'nın kanadı, insanın kolu ve kedinin ön ayağı birbirine benzerlik gösterir. Nasıl gösterir? Kemik bakımından tabii ki. Fizyolojik açısından benzerlik gösterir. Dış görünüş olarak değil. O yüzden cevabımız ne olacak? 1-2-3 denizli şıkkı olur. Gelelim bir diğerine. Diyor ki yukarıda verilen taşıma şekillerinden hangilerinde yoğunluk farkı önemsizdir? Arkadaşlar yoğunluk farkı önemli olanlar işte aktif taşıma, difüzyon, ozmoz. Bunlar da yoğunluk farkı önemlidir. Mesela kolaylaştırılmış difüzyon bunda da yoğunluk farkı önemlidir. Ama endositoz ve egzositozda yoğunluk farkı önemli değildir. Dolayısıyla cevabımız bakın fagositoz bir endositoz çeşididir. Katı besinlerin içeri alınması ile ilgilidir. Egzositozda Büyük besinlerin dışarı verilmesidir. Bu ikisinde yoğunluk farkı önemli değildir. Cevabımız ne olacak? 3 ve 5 olacak. Burada 3 ve 5 diye şık yok. Büyük ihtimal yanlış almış arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şu şıklardan birini 3 ve 5'e çevirebiliriz. Ama cevabımız 3 ve 5 olacak. Şunu 3 ve 5'e çevirelim. C şıkkı diyelim. Ee, aktif taşıma az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru gerçekleşir. Difüzyon ve ozmoz çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru gerçekleşir. Dolayısıyla bunlarda yoğunluk farkı önemli. Ama fagositoz ve egzostoz da önemli değildir. Cevabımız 3 ve 5 olur. Gelelim şuraya. Arkadaşlar burada diyor ki yandaki grafikte bir amip hücresinin su miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Grafiğe göre amipin bulunduğu ortam yoğunlukları hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar şimdi bakın birincisinde Hücredeki su miktarı değişmemiş. Değişmediği için ben ne derim? İzotonik ortamda derim. O yüzden bakın A, B, E şıkları gitti. Geliyorum ikincisine. İkincisine ne yapmış? Hücre su kaybetmiş. Su kaybediyorsa hangi ortama koymuştuk biz? Hipertonik ortama koymuştuk. Dolayısıyla T2 hipertonik ortam olacak. T3'te de su almış eski haline geri dönmüş. O zaman bu da hipotonik ortam olacak. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Bir amip önce saf suya sonra da tuzlu suya bırakılıyor. Buna göre hücrenin ozmotik basınç değişimine ait grafik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Şimdi bunu açıklamadan önce size ozmotik basıncı ne demek olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar ozmotik basınç nedir? Ozmotik basınç suya olan ihtiyaçtır. Suya ihtiyaç. Mesela ben şu an bu konuyu anlatıyorum değil mi? Ne yapıyorum? Böyle susadım. Arkadaşlar susamak su olan ihtiyacımın artması ne demek? Ozmotik basıncımın artması demektir. Dolayısıyla eğer ki bir canlı su kaybediyorsa ozmotik basıncı artıyordur. Su alıyorsa ozmotik basıncı azalıyordur demek. Sadece siz ozmotik basıncın suya olan ihtiyaç olduğunu anlayın, bilin, zaten soruları çözersiniz. Diyor ki bir amip önce saf suya bırakılıyor, sonra tuzlu suya bırakılıyor. Şimdi saf suya bırakılıyorsa onun artık suya olan ihtiyacı var mıdır? yoktur değil mi? O zaman ozmotik basıncı ne yapar? Azalır. Bakın. ilk önce azalan olacak. Dolayısıyla bakın. Ben şunu sildim. D'yi sildim. C'yi sildim. Şu yukarıya E'yi de alalım. Şöyle birazcık. Heh. Sonra tuzlu suya bırakılıyormuş. Arkadaşlar tuzlu su. Bakın. Yoğun bir yer. Yoğun yerde hani ben e, örnek vereyim. Mesela biz denize girdiğimiz zaman ne oluyor bir süre sonra hani çok uzun kalıyorsak böyle parmaklarınızın ucunun böyle büzüştüğünü falan görürsünüz. Büzüşmenin sebebi nedir? Oradaki hücrelerimiz tuzlu suya girdiği için su kaybederler. Dolayısıyla burada da ne yapacak? Su kaybettiği için suyu olan ihtiyacı artacak. Yani ozmotik basınç artacak. Önce azalır, sonra artar. Cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki şu biraz aşağılayım. Hayvan hücreleri tarafından gerçekleştirilebilen olaylardan hangileri hücre çeperi bulunduran bir hücre tarafından da gerçekleştirilebilir? Arkadaşlar, kolaylaştırılmış difüzyon gerçekleşebilir. Hücre çeperi bulunan aktif taşıma gerçekleşir. Bakın fagositoz gerçekleşmez. Neden? Çünkü fagositozda mesela şunu bir amip hücresi olarak düşünün. Amip yalancı ayak oluşturuyor. Şunlar yalancı ayak olduğunu düşünün. Besinin etrafını sarıyor. Bunun etrafını çevreleyip içeriye alıyor. Yalancı ayak oluşumu gerçekleşebilmesi için hücre çeperinin bulunmaması lazım. Çünkü bu yalancı ayağı hücre zarı oluşturur. E, hücre zarının etrafında sert bir şey olduğunu düşünün. Yalancı ayak oluşmasına izin verir mi bu sert şey? Vermez değil mi? Dolayısıyla fagositozda hücre çeperi olan canlılarda gerçekleşmez. Egzostoz hücrenin içerisinden dışarısına madde atımıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bunda hücre çeperi olsun olmasın önemli değildir. Bu da gerçekleşir. Cevabımız 1-2-4 olur yani denizli şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıdaki deney düzeneğinde cam huni içerisinde %10'luk glikoz çözeltisi kaba ise %20'lik nişasta çözeltisi konulmuştur. Bir süre sonra verilenlerden hangileri gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar ilk önce bir yorum yapalım. Şimdi yüzde %10'luk glikoz çözeltisi var. %20'lik nişasta çözeltisi var. Bir kere glikoz küçük bir madde olduğu için dışarıya çıkabilir. Yani pembe yerde de glikoz moleküllerine rastlanır. Ama nişasta büyük olduğu için dışarıya çıkamaz arkadaşlar. Yani cam huninin içerisine giremez. Şimdi su miktarlarına baktığımızda %10 glikoz varsa %90 su vardır. %20 nişasta varsa %80 su vardır. Dolayısıyla kaptan dışarıya bir de ne çıkışı vardır? Su çıkışı vardır. Diyor ki, cam hunide nişasta molekülüne aslanır. Arkadaşlar ne dedim? Nişasta cam huniye giremez dedim büyük olduğu için. Bu yanlış. Kaptaki sıvı seviyesi yükselir. Şimdi dışarıya doğru su çıkıyor ya Su çıktı için dolayısıyla pembe kapı olan yerde su seviyesi yükselecek. Bu doğru. Cam huniye iyot çözeltisi damlatılacak olursa hem kapta hem de cam hunide mavi mor renk oluşur. Şimdi mavi mor renk neyle oluşuyormuş? Nişasta ile oluşuyormuş arkadaşlar. Şimdi nişasta kapta var. E iot çözeltisi cam huniden kaba geçer, kapta mavi mor renk oluşturur. Ama burada ne diyor? Hem cam de hem de kapta diyor. Arkadaşlar cam huninin içerisinde nişasta olmadığı için mavi mor renk oluşmaz. Bu da yanlıştır. Cam huninin yoğunluğu artar. Şimdi cam huni su kaybediyor. E, su kaybettiği için arkadaşlar ne olacak? Yoğunluğu artacak. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız ne olur? 2 ve 4 olur. Yani Ceyhan Şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıda bir bakteri hücresinde ve bulunduğu ortamdaki madde yoğunlukları verilmiştir. Bu bakteri hücresi glikozu hücre içerisine alırken vitamini hücre dışına atmaktadır. Glikojen miktarında ise değişim olmamaktadır. Tabloya göre verilenlerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar, glikozu hücre içerisine alıyor zaten oklarla da görüyoruz, vitamini hücre dışına atıyor. Şimdi madde miktarlarına bakmam gerekiyor ilk önce. Glikozun glikoz bakteri hücresinde 0,02, ortamda da 0,01. Şimdi bakteri hücresinde daha çok var, ortamda daha az var. O zaman glikozun taşınması aktif taşıma ile olur. Çünkü enerji harcayacak, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama alacak. O yüzden aktif taşıma. Şimdi vitamin bakteri hücresinde 0,2, ortamda 0,3. Bakın ortamda daha fazla, bakteri hücresinde daha az var e, vitamin dışarı çıkıyor bakteriden dışarıya çıkıyor o zaman bu da aktif taşımayla olur e, glikojen arkadaşlar zaten ikisi de eş ortam e, eş ortam zaten büyük molekül büyük molekül olduğu için arkadaşlar hücre içerisine alması gerekirken hücre içerisinden hücre içerisine alamaz çünkü bakteride hücre çeperi var dolayısıyla yalancı ayak oluşumuna izin vermez bu yüzden de hücre içerisine alamaz e, zaten eş yoğun ortam olduğu için de almasına gerek yok diyor ki glikoz hücre içerisinde difüzyonla girer. Hayır ne dedik? Aktif taşıma. Bu yanlış. Vitamin hücre dışına difüzyonla çıkar. Hayır aktif taşıma dedik. Yanlış. Glikojen aktif taşıma ile hücre içerisine girebilir. Arkadaşlar aktif taşıma küçük molekülleri taşır. Glikojen büyük bir moleküldür. O yüzden hücre içerisine aktif taşıma ile giremez. Bir süre sonra hücrenin ozmotik basıncı artar demiş. Şimdi bunu da bilemeyiz. Çünkü hani ortamda ne kadar işte madde yoğunluğu olacak. Onu bilmiyoruz. Aktif taşımayla taşıdığı için diyor ki glikoz ve vitamin aktif taşımayla taşınmıştır. Evet, her ikisi de aktif taşımayla taşınıyor. O yüzden cevabımız edirne şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Bakın endositoz olayını gösteriyor. Diyor ki aşağıda endositoz yapan bir hücre şematize edilmiştir. Buna göre 1 2 3 nolu yapılar hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar bakın. Burada 1 nolu yapı nedir? Yalancı ayaktır. Yani fagositik ceptir aslında. Yalancı ayak da diyebilir, fagositik cep de diyebilir arkadaşlar. Bir numara bu olacak. O zaman C şıkkını, D şıkkını, E şıkkını sildim. İkincisi nedir? Bakın arkadaşlar, ikincisi etrafına ne yapmış? Besinin zarla çevirmiş, içeri almış. Biz buna besin kofulu diyoruz. Daha sonra bu besin kofulu lizozomla birleştiği zaman sindirim kofulu oluyor. O zaman bir numara fagositik cep. 2 numara besin kofulu, 3 numara da nedir? Sindirim kofuludur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki U şeklinde bir boru alınarak X koluna %20'lik glikoz çözeltisi, Y koluna %10'luk maltoz çözeltisi konulmuştur. Buna göre hangileri gerçekleşir? Arkadaşlar hemen yorum yapıyorum. Bakın maltoz büyük bir büyük bir moleküldür. Dolayısıyla X kolunda maltoza rastlanmaz. Yani X koluna geçemez. Y kol, yani X kolunda glikoz çözeltisi var. Glikoz çözeltisi buraya geçebilir. Yani glikozlar geçebilir. Su oranına baktığım zaman bakın burada ne kadar su var? %90. Burada ne kadar var? %80. Dolayısıyla su nereden nereye geçiş yapacak? Y'den x'e doğru. O zaman x kolunda su seviyesi artacak. Bunu da hatırlayalım. Diyor ki x kolunda sıvı seviyesi yükselir. Evet az önce söyledik doğru. Y kolunda glikoza rastlanır. Glikoz küçük bir molekül olduğu için geçebilir. Doğru. Her iki kolda da maltoz görülür demiş. Ne dedim? Maltoz büyük bir molekül olduğu için zardan geçemez. Bu yüzden x kolunda görülmez dedim. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız Denizli şıkkı 1 ve 2 olur arkadaşlar. Gelelim diğer bir sorumuza. Bakın bu sorular hem ÖSYM'nin sevdiği sorulardır hem de testlerde falan çok karşınıza çıkar arkadaşlar. O yüzden sadece sınavla ilgili değil, normal test çözerken de işinize yarayacak, iyi dinleyin. Diyor ki içi boş bir bağırsak parçası içerisinde amino asit, protein, gliserol bulunan su dolu bir kaba bırakılıyor. Şimdi içi boş bir bağırsağımız var. Kapta da ne var? Amino asit, protein, gliserol var. Diyor ki bu kapta meydana gelebilecek değişikliklerle ilgili hangileri söylenebilir? Şimdi arkadaşlar. Amino asit ve gliserol bağırsağın içerisine girebilir. Neden? Çünkü küçük moleküller ama protein giremez. Amino asit ve gliserol difüzyon ile bağırsak içerisine girer diyor. Evet arkadaşlar difüzyonla girebilir. Protein polimer olduğu için bağırsak içine fagositozla girebilir. Şimdi bakın Bağırsak içine fagositozla girebileceği doğru ama fagositoz için canlı bir hücre lazım. Çünkü ATP harcanacak fagositozda. Bu yüzden bağırsak hücresi, bağırsak zaten burada cansız bir ortam olduğu için, yani ortamımız cansız olduğu için fagositoz olayı gerçekleşmez. Bu yanlıştır. Kaptaki su seviyesinde azalma olur demiş. E, bağırsağın içerisine su gireceği için arkadaşlar kaptaki su seviyesi azalır. Doğrudur. Cevabımız ne olur? Edirne 1, 1 3 olur. Gelelim diğer sorumuza. Nişasta moleküllerinin hidrolize uğradığı bir hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi mo nişasta molekülü hidrolize uğruyor. Hidroliz ne demek? Suyla parçalama. Yani nişasta suyla parçalanıyor. Ne üretiliyor? Glikoz üretiliyor arkadaşlar, çok sayıda glikoz. Yazamadım glikozu. Heh. Çok sayıda glikoz üretiliyor. Diyor ki ozmotik basıncı artmıştır. Şimdi su kullanıyor. Su kullandığı için suyu azalıyor. Suyu olan ihtiyacı artıyor. Yani ozmatik basıncı artıyor. Doğru. Ozmatik basıncı da, turgor basıncı ters orantılıdır. Turgor basıncı azalmıştır. Doğru. Bu arada turgor basıncı arkadaşlar e, suyun fazlalığıdır. E, su azalıyorsa su fazla olmaz değil mi? Azalmıştır. Bu da doğrudur. Emme kuvveti artmıştır diyor. Şimdi ozmatik basıncı ne kadar artıyorsa emme kuvveti de o kadar artıyordur. Çünkü emme kuvveti suyu alma isteğidir. Senin suya olan ihtiyacın fazlaysa su alma isteğin de fazla. O yüzden bu da artar doğru. Sentrozom ve kloroplastı birlikte bulundurur. Şimdi arkadaşlar, kloroplast nerede var? Bitkide. Bitkide sentrozom var mı? Yok değil mi? O zaman bu yanlış. Sentrozom ve kloroplast birlikte bulunmaz. Mesela sentrozom hayvanda varsa hayvanda kloroplast var mı? Yok. Sentrozom ve kloroplast bir arada bulunamaz arkadaşlar. Cevabımız denizli. Bitki hücresi olabilir diyor. Evet nişasta olduğu için nişasta bitkide bulunabilir. Dolayısıyla bitki hücresi olabilir. Cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim diğer soruya. Diyor ki bir tatlı su algi olan Nitella bulunduğu ortama göre sitoplazmasında bin kat daha fazla potasyum bulundurur. Bu durumu sağlayan, sağlayan olay hangisidir? Şimdi arkadaşlar kendi içerisinde fazla miktarda potasyum var dışarıda az miktarda potasyum var. Normal koşullarda ne olması lazım? İçeride bulunan potasyumun dışarı çıkması lazım. Ama Nutella ne yapıyormuş? Bu Nutella der gibi oldu. Nutella arkadaşlar bu potasyum seviyesini koruyormuş. O zaman bunu sadece ne ile yapabilir? Aktif taşıma ile yapabilir. Çünkü potasyum zaten küçük madde. Fagositoz, endositoz görülemez. Difüzyon ozmoz da çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru madde geçişidir. Bu yüzden bu da olmaz arkadaşlar. Cevabımız aktif taşıma olacak. C şıkkı. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki hipotonik ortama konulan bir hayvan hücresiyle ilgili. Şimdi hipotonik ortama konulmuş. Hipotonik ortamda ne yapacak? Su alacak. Diyor ki su kaybederek plazmolize uğrar. Hayır, su alır. Bir süre sonra hemolize uğrayabilir. Evet, hayvan hücresi olduğu için etrafında hücre duvarı yok. Dolayısıyla hemolize uğrayabilir. Doğru. Hücrenin ozmotik basıncı artar. Arkadaşlar su kaybetmiyor. Su alıyor. Su aldığı için de bir süre sonra ne yapacak? Ozmotik basıncı azalacak, artmayacak. Dolayısıyla cevabımız Bursa yalnız 2 olur. Gelelim diğer sorumuza. Dük <laughs> 3 Özdeş 3 bitki hücresinin konulduğu ortamlarda gösterdiği değişiklikler sırasıyla şöyledir. Bu bitki hücresinin konulduğu ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi ortamda birinci ortamda Hücre zarı ile hücre çeperi birbirinden uzaklaşmış. Şimdi arkadaşlar yani şöyle olmuş, şu hücre çeperi, hücre zarı ne yapmış böyle büzüşmüş hücre duvarı ile hücre zarı arasındaki e, yani çeper birbirinden uzaklaşmış. İkincisinde diyor hücre zarı ile hücre çeperi birbirine yaklaşmış. O zaman ikincisinde şöyle bir durum olmuştur. Yine şöyle çizelim. Hücre duvarı ile hücre zarı birbirine yaklaşmış. Üçüncüsünde ise mesafe değişmemiş. Şimdi bakın. O zaman üçüncüsü nedir? İzotonik ortamdır. Mesafe değişmiyor. İkincisinde bakın. Hücre su kaybediyor ki büzülüyor. Büzüldüğü için de mesafe artıyor. O zaman bu nedir arkadaşlar? Hipertonik ortamdır. İkinci ortama ne kaldı? Bakın. Hipotonik ortam kaldı. Çünkü su alıyor. Su aldığı için de e, mesafe azalıyor. Çünkü hücre zarı şişiyor. Dolayısıyla e, Aralarındaki ilişkiye baktığımız zaman bir büyüktür, üç büyüktür, iki olacak arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Bir amipin bulunduğu ortam ile madde alışverişi şekilde gösterildiği gibidir. Buna göre amipin gerçekleştirdiği olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar Bakıyorum. Amip ne yapmış? Su molekülü %40'dan %25'e doğru gitmiş. Bakın birinci olay ozmozdur. Ozmoz. Çünkü neden? Çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru gidiyor. İkinci olaya bakıyorum. %5, %5. E, eş yoğun ortamlarda ne gerçekleşir? Aktif taşıma gerçekleşir arkadaşlar. İkinci olay aktif taşıma. Üçüncüye bakıyorum. Ya molekülü taşınıyor. Yağ molekülü yoğunluk farkı önemli değil çünkü yağ büyük bir moleküldür. Yağ nasıl taşınacak? Endositoz olayıyla. Katı molekül olduğu için de fagositoz olayıyla taşınacak. O zaman cevabımız ozmoz, aktif taşıma ve fagositoz e, olur veya işte endositoz olur. Bakıyorum en uygun olanı hangisi? Bakın ozmoz olabilir. Bir kere kolaylaştırmış difüzyon aktif taşıma alma. Daha sonra arkadaşlar zaten ikincisi aktif taşıma olacak. Üçüncüsüne de fagositoz ya da endositoz dedim. Hangisi var? Fagositoz var. O zaman cevabımız CH şıkkı olur. Bunu ozmoz da diyebiliriz. Difüzyon da diyebiliriz arkadaşlar. Aynı şey. Cevabımız CH şıkkı oluyor. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki fagositoz olayıyla ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar fagositozda büyük katı moleküller bir, bir hücre içerisine alınır. O yüzden bir doğru. ATP harcanır. Evet doğrudur. Tüm canlı hücrelerde gerçekleşebilir. Bu yanlış. Neden? Çünkü hücre duvarı olan canlılarda gerçekleşemiyor. Yalancı ayak oluşumuna izin vermiyordu. O yüzden 3 yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 denizli şıkkı olur. Diğer soruya geliyorum. Diyor ki yukarıda verilen ifadelerden hangileri endostoz ve egzostoz için ortaktır? Arkadaşlar endostoz olayında hücrenin içerisinde madde alınımı gerçekleşir. Hücre zarı bu yüzden küçülür. Ama egzostozda Hücrenin dışarısına madde verilir. O yüzden de hücre zarı büyür. O yüzden hücre zarı küçülür demesi ortak değil. Bitki, mantar ve bakteri hücrelerinde gerçekleşmez bu hangisinin orta özelliğidir? Endostoz. Çünkü endostoz hücre duvarı olan canlılarda gerçekleşmiyor. O yüzden 2 endostozun özelliğidir. Bu da ortak değil. Tek yönlü gerçekleşir. Bakın bu ikisi için de ortaktır ya hücre içinden hücre, hücre dışına ya da hücre dışından hücre içine doğru gerçekleşir. Tek yönlüdür arkadaşlar. Cevabımız olacak. Yalnız 3 C H. şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. <laughs> diyor ki izotonik ortamda bulunan bir bitki hücresi önce hipertonik ortama sonra hipotonik ortama bırakılıyor. Buna göre diyor Turgor basıncını gösteren grafik. Şimdi izotonik ortamda bulunan bir bitki hücresi önce hipertonik ortama konuluyorsa Hipertonik ortamda ne olur? Su kaybeder. Su kaybettiği için ozmotik basıncı artacak. Turgor basıncı azalacak arkadaşlar. O zaman turgor azalan grafikler olması lazım. Bunlar gitti. Sonra da hipotonik ortama konuluyor. Hipotonik ortamda da su alır arkadaşlar. Ozmotik basıncı azalır. Turgor basıncı artar. Dolayısıyla art, azalıp artma grafiği olacak. Cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Hücre zarının yapısında hücrelerin birbirini ve kimyasalları tanımasını sağlayan glikoprotein ve glikolipit gibi moleküller bulunur. Bu moleküllerle ilgili diyor hangileri doğrudur? Her hücrenin zar yapısındaki miktar ve dağılımı farklıdır. Evet arkadaşlar bu hücrelerin birbirinden farklı olmasını sağlıyor. Hücre zarının özgürlüğünü sağlar. Bu da doğrudur. Gitti soru bir dakika. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Mikroorganizmaları tanıma, reseptör gibi görevler üstlenir. Bu da doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Dök hücre zarında bulunan proteinler yüzey ve iç proteinleri olarak iki proteinde, iki protein demiş, iki bölümde incelenir. Soruyu çok çözünce böyle kafa gidiyor. İç proteinlerin çoğu zarın iki yanında bulunur. Yağ tabakaları arasında kanalları oluşturan bu proteinlere kanal proteinleri denir. Kanal proteinleri ile ilgili hangileri yanlıştır? Arkadaşlar kanal proteinleri madde alışverişinde görevlidir. Doğru. Hücre zarına geçirgen özellik kazandırır. Bakın geçirgen özellik kazandırır bu da doğrudur. Çünkü kanal proteinleri madde alışverişini sağlıyor. Geçirgen özellik kazandırıyor. Doğru. Polimer maddelerin geçişini sağlar. İşte bu yanlış. Neden? Çünkü kanal proteinlerinden sadece küçük moleküller geçer. Polimer büyük molekül demektir. Büyük moleküller geçemez. C şıkkı yanlıştır. Yalnız 3 yanlış olur. Gelelim diğer sorumuza. Hücre zarı seçici geçirgendir diyor. Bu molekülün bir molekülün zardan geçip geçemeyeceği molekül ve hücrenin özelliğine göre değişir. Bu moleküllerin seçilmesinde bazı kurallar vardır. Buna göre diyor hangileri doğrudur. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Nötr atomlar negatif iyonlara göre daha hızlı geçer. Bu doğru. Pozitifler negatife göre demiş. Hayır negatif pozitife göre daha hızlı geçer. Bu yanlıştır. Yağda eriyen vitaminler suda eriyenlere göre. Evet çünkü hücre zarının yapısı yağ yapılı olduğu için yağda eriyenler daha kolay geçiyor. Yağ çözen maddeler yağda çözünenlere göre diyor. Daha kolay geçer. Yağı çözen madde Direk arkadaşlar hücre zarını çözüp geçtiği için daha kolay geçer doğrudur. Cevabımız 1-3-4 Ceyhan Şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Hücre teorisine göre hangisi yanlıştır? Canlıların temel, yapısal ve fonksiyonel birimi hücredir. Bu doğru. Metabolik tepkimelerin gerçekleştiği yer hücredir. Doğru. Bütün hücreler gözle görülemeyecek kadar küçük yapılardır. Tüm canlılar bir ya da birden çok hücreden oluşmuştur. Doğru arkadaşlar. Hücreler daha önce var olan bir hücrenin bölünmesiyle oluşur. Bu da doğrudur. Şimdi soruyu yine kaydırdım ha. Bu da doğrudur. Şimdi aslında C.H. şıkkı da e, yanlıştır. Neden? Çünkü mesela yumurta bir hücredir arkadaşlar. E, biz yumurtayı görüyoruz, yiyoruz. O zaman gözle görülemeyecek kadar bütün hücreler küçük değil. Ayrıca bu hücre teorisiyle ilgili de bir şey değil zaten. Cevabımız C şıkkı olur. Diğer sorumuza bakıyoruz. Bitkilerde bulunan hücre çeperi için diyor. Verilenlerden hangileri doğrudur? Hücre çeperi. Hücre zarının dışında yer alır. Evet arkadaşlar doğru. Hücreyi dış etkiden korur. Evet doğru. Tam geçirgendir. Evet tam geçirgen. E, seçici geçirgen özellik sadece hücre zarına özgüdür. Karbonhidrat yapılır. Evet bitkilerde neydi? Selüloz. Selüloz neydi? Karbonhidrat. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız 1-2-3 Edirne şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Az kaldı sorular dayanın. <laughs> Diyor ki aşağıda hücre zarından ABC maddelerinin geçişi gösterilmiştir. Buna göre. Şimdi arkadaşlar A maddesi kanal proteininden geçmiş. B maddesi taşıyıcı proteinlerden geçmiş. C maddesi de direkt fosfolipid tabakasından geçmiş. Diyor ki A molekülü oksijen gazıdır. B glikoz molekülüdür. C yağda çözülen bir maddedir. 3 maddenin geçişi de yoğunluk fark geçişinde de yoğunluk farkı önemlidir. Şimdi arkadaşlar, bir kere kesin olarak söyleyebileceğim bakın kesin olarak söylenebilir diyor ya, Dördü ben kesin olarak söylerim. Çünkü üçünde de e, ATP enerjisi harcamamış. ATP harcansaydı eğer burada zaten e, gösterirdi. Ayrıca ATP harcanıp harcamaması önemli. Değil çünkü aktif taşım olsun, difüzyon olsun bunların hepsinde yoğunluk farkı önemli. Bunu kesinlikle söylerim. Ama şu üçünü kesin olarak söyleyemem. Neden? Çünkü A oksijen değil de karbondioksit olabilir. B glikoz değil de amino asit olabilir. C yağda çözünen madde değil de yağ çözen bir madde olabilir. O yüzden 1 2 3 için kesin diyemem ama 4 için kesin derim. Yani cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Yazmadı. Bir dakika. Şöyle A şıkkını işaretleyelim. Cevabımız A şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki hücre zarından difüzyon ile moleküllerinden hangileri geçemez? Arkadaşlar difüzyonla küçük moleküller geçer, büyük moleküller geçemez. Oksijen geçebilir, glikoz geçebilir, protein geçemez. Yağ da geçemez arkadaşlar, su geçebilir. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 5 olacak yani denizli şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki Yukarıda verilen hücre çeşitlerinin hangisinde sentrozom organeli bulunmaz? Arkadaşlar sentrozom bulunmayanlar. Olgun al yuvar hücresinde sentrozom vardır ama e, hücre çekirdeği yoktur. O yüzden bu bölünemez. Yumurta hücresinde sentrozom yoktur arkadaşlar. Sinir hücresinde sentrozom yoktur. Yaprak hücresinde sentrozom bulunur. Cevabımız bursa şıkkı olur. 2 ve 3 de sentrozom organeli bulunmaz. Diğer sorumuza gelelim. Dök hücre iskeleti ile ilgili hangisi yanlıştır? Hücre içi organizasyonu sağlar bu doğru. Kromozomların hareketine yardımcı olur. Mesela mikrotübüller yardımcı oluyor doğru. Hücre şeklinin korunmasını sağlar. Doğru arkadaşlar. Mikrotübül ve mikrofilament olarak iki çeşidi vardır. Hayır. Mikrotübül, mikrofilament, ara filament 3 çeşidi var. Bu yanlıştır. Organellerin hücre içinde yer değişimine yardımcı olur. Bu da doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olur. Diğer sorumuza gelelim. Diyor ki aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir. Buna göre, göre görevi verilmeyen organel hangisidir? Şimdi madde iletimini kim yapıyor? Endoplazmik retikulum. ATP'yi kim üretiyor? Mitokondri. Nişasta protein yağı kim depoluyor arkadaşlar? Lokoplast. Çiçek ve meyve yapraklarına kim renk veriyor? Kromoplast. Dolayısıyla hangisinin görevi yok? Golgi. Golgi ne yapıyor peki? Salgı paket yapıyor arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Bakın X ve Y organelleri. Hatırlayın. Kloroplast ve mitokondriyi anlattım az önce, değil mi? Ee, X'ten ne gidiyor? Su ve karbondioksit. O zaman bu X nedir arkadaşlar? Mitokondridir. Y'den ne gidiyor? Besin ve oksijen. O zaman Y nedir? Kloroplasttır. Diyor ki X oksijenli solunum yaparak ATP sentezler. Evet mitokondri yapıyor bunu. Y'de fotosentez gerçekleşir. Doğru kloroplast olduğu için. X ve Y tüm ökaryot hücrelerde bulunur. Arkadaşlar mitokondri tüm ökaryot hücrelerde bulunur ama kloroplast sadece fotosentez yapanlarda bulunur. O yüzden bu yanlıştır. X ve Y'nin DNA, RNA ve ribozomları vardır. Evet kendilerine özgü DNA, RNA ribozomları var. Cevabımız Edirne 1-2-4 olur. Gelelim diğer sorumuza. Hücre dışına sindirim enzimi salgılayan ökaryot bir hücrede verilen organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenmez? Şimdi hücre dışına sindirim enzimi salgılıyor. O zaman bir kere Golgi fazla miktarda olacak. Golgi. Hücre dışına sindirim enzimi salgılıyorsa bol miktarda ATP ihtiyacı var. Bu da olur. E, sindirim enzimi salgılıyorsa salgılama işleminde hani görev yapanlar kimler? Yani bu enzimin oluşturmasında bir kere enzimin protein kısmını ribozom üretecek. Bunun da görevi var. Taşıyan kim? Endoplazmik ki de tukulum. Ama lizozomun görevi yok. Lizozom ne yapıyor? Hücre içi sindirim yapıyor. Hücre içi sindirim yapılan bir organel hücre dışına sindirim enzimi için yardımcı olur mu? Olmaz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı bir numara olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki Kontraktil kofunla ilgili hangileri doğrudur? Kontraktil kofun ne yapıyor arkadaşlar? Tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılarda bulunur ökaryot hücrelerde ve bunlar da fazla suyu depo ederek ATP harcayarak dışarı atar. Peki tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücreli canlılarda bulunur. Doğru. Hücrede su homeostasisini sağlamada görevlidir. Yani su dengesini sağlamada görevlidir. Doğru. Çünkü su depo ediyor fazla suyu. Gerçekleştirdiği olayı ATP harcamadan yapar demiş. Hayır ATP harcayarak yapar dedik. Cevabımız Ceyhan şıkkı 1 ve 2 olur. Diğer sorumuza bakalım. Dök hücre çekirdeği ile ilgili hangileri doğrudur? Tüm ökaret hücre çeşitlerinde bir tane çekirdek bulunur. Mesela arkadaşlar bu yanlıştır. Mesela çizgili kas hücrelerimizde çok fazla çekirdek bulunabilir. O yüzden bu yanlış. Bölünme ile oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından sorumludur. Evet çünkü içerisinde DNA vardır. O yüzden doğru. Hücre bölünmesi esnasında çekirdek de bölünür. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3. Edirne şıkkı olur. Diğer sorumuz. Kloroplast bulunduran tek hücreli bir canlı ile ilgili. Şimdi Bakın kloroplast bulunduruyorsa bir kere ökaryot bir canlıdır. Ve tek hücrelidir diyor. Tek hücreli olduğu için nedir? Protistadır. Protista alemine dahildir. E, protistada da e, kloroplast bulunduran kim var? Mesela öglena var arkadaşlar. Mesela alg var. O zaman ne yapacağız? Ona göre bakacağız. Diyor ki DNA'sı sitoplazmada dağılmıştır. Hayır. DNA çekirdeğin içindedir. Çünkü ökaryot. O yüzden bu yanlış. Metabolik olayların çoğu zarlı organellerde gerçekleşir. Evet ökaryot olduğu için zarlı organeller var. Doğru. Fotosentez yaparak kendi besini üretir. kloroplast bulundurduğu için kendi besini üretiyor. Doğrudur. Hangileri söylenebilir dediği için cevabımız denizli şıkkı olur. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisiyle ökaryot hücreler prokaryot hücrelerden ayrılmaz diyor. DNA molekülünün çekirdek içinde yer alması evet bu ayırır. Sitoplazma içerisinde zarlı organellerin bulunması bu da ayırır. Prokaryotlarda yok çünkü. Halkasal yapıdaki DNA molekülünün bulunmaması bu da evet prokaryotlarda var. Ökaryotlarda yok halkasal DNA. Egzostozla hücre dışına enzim salgılanması. Şimdi arkadaşlar egzostoz olayı tüm hücrelerde görülebiliyor. O yüzden ökaryotla prokaryot birbirinden ayırmaz. Endostoz yapabilen çeşitlerinin olması. Ökaryotlarda endostoz yapabilen çeşit var ama prokaryotlarda yoktur. Çünkü prokaryotlar hücre duvarına sahiptir arkadaşlar. Bu yüzden endostoz yapamazlar. Bu da ayırır ama denizli şıkkı ayırmaz. Sonuncu sorumuz artık. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin yapılması hücrenin prokaryot olduğunu kanıtlar. Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezi. Bunu ökaryotlar da yapabilir arkadaşlar. İnorganik maddelerin oksitlenmesi. inorganik maddenin oksitlenmesi kemosentez olayında görülür. Şimdi bu birazcık size göre sanırım şey olmuş ama dur bir diğerlerine bakalım. Organik monomerlerden organik polimer sentezi. Yani diyor ki glikozdan nişasta sentezi. Bu Prokaryotlarda da olur, ökaryotlarda da olur. Bu gider. Egzostoz ile hücre dışına enzim salgılanması bu da olur arkadaşlar hepsinde. Aktif taşıma ile hücre yoğunluğunu artırması bu da tüm hücrelerde gerçekleşebilir ama inorganik maddelerin oksitlenmesi sadece prokaryotlarda olur. Çünkü bu olay kemosentezdir. Kemosentezde sadece prokaryot canlılarda gerçekleşir arkadaşlar. Bu birazcık daha üst düzey bir soru olmuş ama en azından kemosentezin sadece prokaryot canlılarda olduğunu e, şimdiden öğrenin diyorum. Böylece bir öğretmen klasiği olarak başarılar diliyorum size arkadaşlar. Ve e, videoyu burada bitiriyorum. İnşallah katkım olmuştur. E, umarım sınavınız çok güzel geçer. Sonraki derslerde, sonraki sınav çalışmalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.